Sevgili Haber Ankara izleyicileri, hepinize selamlar, saygılar. Bir yayınımızda daha birlikteyiz. Yayınlarımızı devam ettiriyoruz. Bugün de konuğumuz Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget takımı, kadın futbol takımı teknik direktörü Cumali Enginar hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, teşekkür ederim. Şeref verdiniz yayınımıza. Bugün biz sizinle şeref. Hem futbolu hem de Fomget'i konuşacağız tabii ki. Milli takımımızın da dün bir maçı vardı. Onu da evet, bir değerlendirmesini yaparız. Nasılsınız hocam? İyi gidiyor çalışmalar. İyiyim. Teşekkür ederim. İyi gidiyor. Davet ettin. Teşekkür ederim. Ağırladınız bizi burada. Tabii ki hocam. Ne demek? Her zaman herkes başımızın üstünde yeri var Ankara Spor adına. Tabii öncelikle şunu söyleyelim. Bu yayınlarımızı sponsorlarımızın desteğiyle yapıyoruz. Sponsorlarımıza, yayınlarımıza katkı verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Evet hocam. Şimdi önce bir futbol geçmişinizden bir başlayalım. Tabii tanımayanlar vardır, tanıyanlar vardır. Futbola nasıl başladınız? Özellikle antrenörlük hayatınızı ben merak ediyorum. Futbola bir amatör olarak başladık Ankara'da. Belli Orman Spor üniversite okuduğumuz zamanlar köy hizmetleri. Amatör branşları da devam ettik yani amatör olarak. Sonrasında okulu bitirdikten sonra beden eğitimi mezunuyum ben de zaten. Antrenörlük mezunuyum, uzmanlığım antrenörlük. Futbolu da çok sevdiğim için antrenörlük kısmına geçtik. Futboldan ziyade erken bir antrenörlük oldu bence sizinki değil mi hocam? Şöyle 27 yaşında evet, başladım. Evet, biraz erken oldu. Gençler Birliği altyapısında, akademiliklerinde yardımcılık yaparak. Sonrasında Osmanlı Spor'da 8 seneye yakın akademiliklerinde teknik sorumlu olarak görev yaptım. Daha sonra da bu tarafa geçtik. Altyapıcısınız hocam. Akademiliği, altyapıyı daha çok önem veren bir hocasınız zaten. Altyapılar nasıl ülkede hocam? Türk futbolunda erkek ve bayan olarak düşünürsek. Şöyle erkek, bayan olarak daha tam oturmadığını düşünüyorum ama erkeklerde bir seviyeye ulaşıldı. Zaten Ankara'da bir dönem, zaten her dönem Gençler Birliği var. Bir dönemde Ankara Spor gerçekten çok iyiydi. Biz son zamanlarda biraz durakladı gibi geliyor ama inşallah toparlanacak Ankara Spor'da. Yani zaten Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, bunlar lokomotif takımlar. Altyapı kültürü oturdu. Ondan yana çok sıkıntımız yok. Ya Ankara futbolu eskisi kadar yıldız oyuncu çıkartamıyor diye düşünüyorum ben hocam. Yani siz ne düşünürsünüz bu konuda? Ya yıldız oyuncu, evet şöyle, artık futbol çok değişti. Yıldız zaten benim düşüncem olmak, hani çok farklı, saha içerisinde farklı bir şey yapabiliyorsan yıldız oluyorsun. Yani rutin bir hareketi yaptığın zaman o anda değişik bir düşünce içerisinde oluyorsa futbolcu zaten farklı bir konuma geçiyor. Yıldız kendiliğinden çıkmıyor yani. Biraz da Allah vergisi yetenek olacak evet, diye düşünüyorum. Ya tabii bir hep rol model artık evet, bir Arda Güler var hocam. Yani evet, Ankara'dan çıkmış evet, yetişmiş. İşte geçmişte Tarıklar falan vardı. Evet. Ama çok oyuncu yetiştiremiyoruz, çıkartamıyoruz son dönemde Ankara'dan. Oyuncular var tabii ki, Süper Lig'de oynayanlar var, işte Ankara takımlarında oynayanlar var ama ben bu konuda çok eksik kaldığımızı düşünüyorum. Yani bunun sebebi acaba ne olabilir bilemiyorum. Benim yani şöyle şahsi fikrim şu. Benim Ankara Spor'da çalıştığım dönemde akademiliklerinde 2002-2003 2006 grubunda çok yetenekli oyuncular var. Hatta şu anda 2002'li gruptan Ankara Spor'da olan var. 5-6 yıldır forma şansını çok az buluyorlar ama o kulübün bünyesindeler hala. Yani birazcık bence yetenekli oyuncuya şans vermek gerekiyor. Yani evet, bir maç oynatıp köşeye almamak gerekiyor. Yetenekliyse, inanıyorsan, senin geleceğinde bir rol model alacaksa sonuna kadar gitmekte fayda var. Yani yeteneksiz oyuncuyu zaten tutmanın bir anlamı yok ki yani. Ya hocam biraz da hocalar bu konuda bence ürkek davranıyor. Yani şimdi şu anda erkek futbolu olarak konuşuyorum. Yani Ankara takımlarının altyapısında bir sürü oyuncu yetişiyor ama A takımda işte birinci ligde oynatmıyorlar filan. Öyle bir durumlar da oluyor yani maalesef. Bu konularda biraz cesur olmak da evet, gerekiyor herhalde yani hocam. Dün mesela ben şeyi gördüm. Konyaspor 15 yaşında oyuncuyu oynatmış. Yani sonradan Twitter'da gördüm. Maçı izlemedim de. Ya bu konularda biraz cesur olmak evet, lazım. İşte Emre Demir örneği var. Bize karşı evet, oynadı. Bülent Hoca oynattı Kayseri'de. Yani bence oynatmakta yetenekliyse, mesela Antalya Spor'da Emre Uzun var A takımda yine. Bunlar hep yetenekli oyuncular, bilinen evet, oyuncular yani. Ama buna şans vererek kendini gösterebilirler yani.
Evet, kesinlikle. Şans vermedikten sonra hiçbir oyuncu yetişmiyor. Evet. Oynamayan oyuncu yetişmiyor hocam. Bu kadar basit yani. Futbolun ana felsefesi bence bu. Oynatmak lazım. Biraz cesur olmak lazım. Bu konuda da hocalara görev düşüyor diyelim. Evet hocam, yani çok özel bir kulüptesiniz. Fomget'tesiniz. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget 2023 yılında, Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmuş bir kulüp. Fomget'te tanışmanız nasıl oldu? Oradan başlayalım. Fomget'te tanışmamız şöyle. Zaten bu işin içindeyiz. Evet. Ankara'da bizim kaleci hocamız var, Mustafa Hoca. Osmanlı Spor'da 5-6 sene mesaimiz oldu. İyi de bir kaleci antrenörüdür kendisi. Ya sürekli söylüyordu, hani biz akademi liginde çalışırken o kadın futboluna geçti. Fomget'e geçtiydi 4-5 sene öncesinden. Ya burada çok farklı, çok güzel, yani güzel işler oluyor falan. Ciddi misin dedim. Böyle bir konuşma esnasında Doğan kardeşimiz var zaten. Doğan kendisiyle, Kaya, evet, ADB Fomget'in genel koordinatörü. Kendisiyle görüştük. Yani mevcut hocaları zaten vardı. Bir fırsat olursa, bir müsait bir dönem olursa hani çalışmak istediğimizi söyledik. O da bizi sağ olsun değerlendirmeye aldı. Bu şekilde bu tarafa geçtik. Ve bence çok iyi yani. Yani oyun anlamında da kuvvetli. Hani seviye düşük değil. Gerçekten üst seviyede oynanıyor yani. Hocam tam ona biraz sonra geleceğim de, futbol kalitesi de çok yükseldi gerçekten. Yükseldi. Ona biraz sonra geleceğim. Şimdi tabii Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kulübe büyük destekleri var. Bunu biliyoruz ve gerçekten de çok iyi bir şey yapıyor. Yani kadın futboluna destek vererek Mansur Yavaş iyi bir şey yapıyor ve takımı da ya onun katkılarıyla başarılı bir seviyeye getirdiniz. Yani tabii ki kulüp başkanımız Yalçın Demirkol var. O da çok büyük destek veriyor. Kulüp yönetimiyle ve Mansur Yavaş'ın durumuyla neler söylersiniz hocam? Destekleri şimdi çok zaten büyük. Destek olmadı mı olmuyor bu, evet, iş. Gerçekten Mansur Başkan, hem ben kendi adıma söylüyorum. Hani bunun siyasi bir görüş anlamında söylemiyorum. Kendisi bence bizden biri gibi, vatandaştan biri gibi, evet, insanların çok rahat ulaştığı, çok rahat derdini anlatabildiği bir kişi. Bence kulübe inanılmaz bir derecede destek veriyor ve biz maçları hatta bazen konuşuyoruz Doğan'la, başkan gelecek mi? Yani başkan geldiği zaman bile oyuncularımız çok farklı motive oluyor. Yalçın başkanımız sürekli içinde, sürekli konuşuyoruz. Her maçımıza geliyor zaten, deplasmanda da olsa, içeride de olsa. Çok büyük destekleri var. Yine Fahri Baba, Fahri hocamız var. Evet. Bizi arkada, sonuçta biz daha genciz ona göre. Eksiğimiz oluyor, fazlamız oluyor, artımız oluyor, eksimiz oluyor. Çok bir iyi bir ekip var. Yani birbirimizi tamamlayan, açığını kapatan bir ekibimiz var. Başkan Yalçın Demirkol da bir baba gibi değil mi hocam? Evet. Yani oyuncuların babası gibi. Yani ben bazen görüyorum, çok seviyorlar. Oyuncular da çok seviyor kendisini. Evet. Yalçın Başkan gerçekten değerli bir insan. Bizlere de inanıyor, güveniyor. Biz de yani sonuçta futbol oyunu 3 ihtimalli bir oyun. Ama biz mümkün olduğunca tek ihtimal önünde gidiyoruz. Gitmeye çalışıyoruz. Yani galibiyet üzerinde. Çünkü ben teknik sorumluluk yaptığım dönemde tabii ki takımların bir gücü var. Bir tabii, şeyi var. Gücüne göre oynuyoruz. Ben şunu söylüyorum. Kötü hoca yok ama kötü bir, yani seviyesi düşük bir takımı bile iyi bir hoca iyi bir yere getirebilir. Haddini bilerek savunma yapması gerekiyor, savunma. Evet. Ama Fomget böyle bir takım değil. Fomget gerçekten tedbir alınması gereken bir takım. Ama biz şunu her zaman yapıyoruz. Oyuncularıma da söyledim. Biz analizlerimizi yapıyoruz. Kimseden korktuğumuz için değil, sadece işimizi yaptığımız için. Yoksa biz kimseye tedbir almıyoruz. Onlar bize tedbir alsın. Yani o anlamda Fomget bu ligin domine takımı. Kesinlikle, ona yine biraz sonra geleceğim. Kadro yapısı olarak gerçekten en iyi kadroya sahip bir takım bence Fomget. Ve burada tabii oluşturduğunuz kadro var hocam. Yani bu kadroyu siz oluşturuyorsunuz. Ekip olarak Doğan Kaya'nın öncülüğünde sanırım, evet, bu transferler yapılıyor. Gerçekten çok iyi bir kadro oluşturuyorsunuz. Bunun da kaymağını yiyorsunuz, yiyeceksiniz de. Hocam şimdi 2023 yılında şampiyon olan bir Fomget var. Evet. Geçen sene yalnız bir başarısızlık
Yani geçen, ondan önceki sene şampiyon olan takım ikinci olduğu zaman Türkiye'de hemen başarısızlık olarak değerlendiriliyor. Fakat ben bunu başarısızlık olarak değerlendirmiyorum. İşte hocamız vardı, ayrıldı, yerine siz geçtiniz. Ondan sonra çok iyi bir ivme yakaladı takım, çıkış yakaladı. Ama işte birkaç maçın günahı diyelim, şampiyonluk gitti. Tabii üzüntü verici değil mi? Yani bir hayal kırıklığı yaşadınız geçen sene. Şöyle yani geriden gelmenin dezavantajı var. Niçin? Hata yapma lüksünüz ortadan kalkıyor. Yani biz göreve geldiğimizde oynanmamış maçımızla birlikte 7 puan, 5 puan vardı. Evet, şey, evet. 10 puan, 7 puan vardı. 8 puan vardı. Bunu oynadığımızda 7 ve 5'e düşürdük. Maç fikstür anlamında eşitlenmiş oldu. Ama geriden gelmenin dezavantajı var. Senin hata yapma lüksün ortadan kalkıyor. Baskı altındasın. Yine şampiyonluğa inandırdık takımı. Şampiyon olacağımızı söyledik. Nitekim de son maça kadar taşıdık. Yani en azından Süper Lig'de bu rekabetsiz bir ortamı kaldırdık. Yani çünkü evet, bu son maç bizim için de Galatasaray için de şampiyonluk maçıydı. Yani kim berabere kalırsa kaybediyordu yani. Tabii. Onun için hani o denklemin içinde kaldık ve sürdük. Biz iyi takımız. Niye? Önemli olan geride olmak değil. Önemli olan devamlı bu işi düştüğünde kötü zamanında toparlamak. Birlikte olmak. Evet, yani siz de o periyotu iyi geçirdiniz hocam. Yani Allah var yukarıda. Biz de geçen sene Atilla Kiper'le yaptığımız yayınlarda sürekli bunu gündeme getirdik. Buna vurgu yaptık. Yani Formgate kazandığı sürece şampiyon olabilir diye özellikle söylüyorduk üstüne basa basa. Ama tabii geçen sezon özelinde güçlü bir rakibiniz vardı. Ondan önceki sene bir rakip vardı hocam. Şampiyon olduğu sene Formgate'in bir Fenerbahçe vardı. Ve zaten finalde Formgate kazandı. Şampiyonluğu elde etti ama geçen sene bayağı bir güçlü takımlar da vardı. İşte oradan da Galatasaray sıyrıldı. Evet. Şampiyon olarak. Ama iyi götürdünüz. Gerçekten de takdir ettik yani. Geçen sezon yani o dönemi. Evet, iyi götürdük. Ya ben hani şunu söylemek istiyorum. Hani nedense gerçekten hani tarafsız konuşuyorum bunu. Yani içeride yani dışarıda da bunu yaşıyoruz ama özellikle içeride yani sanki biz zaten kimsenin korunmasına ihtiyacımız yok. Hani ortada olsunlar bize yeterli ama yani ev sahibiyiz diye mi hani kendilerine göre daha hakkaniyetli yönetmek adına mı? Ama geçen sene biz çok Fenerbahçe maçındaki evet, ya o penaltıyı hiçbir yerde yok. Aynen. Yani bu kadar kolay mı? Yani herkes emek veriyor. Tabii ki yani. O penaltı belki şampiyonluğu kaybettirdi hocam geçen sene. Ben şunu söyleyeyim. Keşke o maçı kaybetseydik de Ereğli maçını kazansaydık evet, averajla şampiyon oluyorduk. Ya bir de böyle bir denklem çıkıyor karşısına. İlk başta beraberle üzüldüğün maçı keşke kaybetseydin, Ereğli'yi yenseydin şampiyon oluyordun. Yani mesela Ereğli maçında da takım olarak çok sıkıntı vardı. 5-6 oyuncumuz yok. Sakatlığı ama var, değil mi? Bunlar problem değil. Bunlar zaten futbolun içinde var. Yani biz her oynayan oyuncuya inanıyoruz, güveniyoruz. Ha, o gün olmadı. Yapacak bir şey yok. Yani başarı nasıl hepimiz sahip çıkıyorsak, başarısızlıkla da ben yine söyleyeyim kendi adıma. Oyuncularıma hiçbir zaman söylemem yani siz ben başarısızım yani sonuçta teknik sorumlu oranın patronu yani. Ya işte doğru söylüyorsunuz hocam ama özellikle o penaltı pozisyonu ben halen gözümün önünde zaten biz o pozisyonla ilgili yayınlarımızda da çok konuşmuştuk. Yani çok basit verilen bir penaltı. Faul bile verilmeyebilirdi yani. Orada şöyle hani penaltı veya berabere kalma kısmını geçtim ben. Orada şöyle bir genel baktığınızda şöyle bir durum var. Takımı aldıktan sonra takım 3 maç kaybetmiş, içeride 2 maç kaybetmiş, Galatasaray'a kaybetmiş ve Ahmet deplasmana gittik. Ahmet'te inanılmaz bir oyun oynadı. 5-0 arkasından 3 evet, maç. Ya bir ivmelenme var. Orada artık yani Formgate'in bir gelişi var. Tak orada durduruluyorsun yani. Hani Fener'in bize bir üstünlüğü yoktu yani. Hani orada 4'te 4 yaptıktan sonraki ivme farklı bir yere gidecekti belki yani. Tabii. Ya o maç biraz kırılma maçıydı hocam. Evet. Şimdi dün de milli maç vardı hocam. İzledik hep beraber. Yani maalesef bir mağlubiyet. Tabii Ukrayna futbolu fizik olarak bizden üstün. Onun biraz dezavantajını yaşadık. Maçla ilgili ne dersiniz? Bizden Selda oynadı. Ya Selda gerçekten Türkiye'de iyi bir kaleci. Yani yan topları çok iyi, cepheden iyi. İyi bir kaleci. Şöyle dünkü maçın baktığımızda hatta bir sohbet oldu. Bir aradaydık ne hocalar. Yani bireysel anlamda baktığın zaman inanın biz daha iyi bir takımız yani. Evet. Hani ama bakıyorsun yani oyun anlamında iki tane gol attılar. Biz daha iyi oynadık. Yani evet, böyle demek ki geliştirilmesi gereken diğer yönlerimiz, eksik olan yönlerimiz var.
Onların üzerinde çalışacağız. Yani kadın futbolu dediğimiz gibi yeni gelişmekte. Hele bizim ülkede son 2 yıldır 3 yıl atılım içerisinde. İnşallah daha yerlere gelecek yani. Ama Ukrayna'yı biz geçebilecek geçebilirdik ya. Biraz da yani. Bu işleri içeride kazanacaksın hocam. Gereken sonucu içeride alacaksın. İlk maçta mesela son 25 dakika Ukrayna inanılmaz, hatta yarım saat çok kötüydü yani. Öyle bir Ukrayna'yı hiç bulamazsın. Orada mesela bitirebilseydik işi ikinci maçta daha iyi olurdu. Hocam ben erkek futbolunda şuna inanıyorum. Yani futbolcular İstanbul'a gitmeden milli takıma çok çağrılmıyorlar bazı oyuncular. İstanbul'a gittiğin zaman direkt çağırıyorlar. Yani Formgate'de de bence milli takım formasını giyebilecek bazı futbolcular var. Özellikle Başak için Özbebek yani milli takımda oynayabilir. Bu şekilde bir düşünceniz var mı? Yani Ankara'dan veya Anadolu'dan az oyuncu alındığını düşünüyor musunuz? Benim düşüncem bu. Siz düşünmeyebilirsiniz. Şimdi şöyle, zaten Başak'ı geçen sene de çağırdılar. Bu sene de çağırdılar. Bu sene bir davet edildi. Sonra tekrar edildi. Şey yaptı. Şöyle, Başak gerçekten takım içerisinde üst düzey mücadele eden, yani hatta Beylerbeyi maçında da biraz rahatsızlığı da vardı. Ama yine sağ olsun takımını yalnız bırakmadı. Ben karınca diyorum ona. İnanılmaz hocam. Yani kendisi takıma. Evet. O günkü yüz halini görüyorum. Hatta maçtan sonra yine teşekkür ettim, sarıldım. Yani çok koşuyor, çok mücadele ediyor ve onun o azmi diğerlerine de yansıyor böyle. Yani o ruhu diğerlerine de yansıyor. Evet. Yani Başak normalde hani orada sanki bir yoğunluk var gibi ama hani bir Başak'a da şans verilebilir. Hani bir görmek lazım. Hani evet. Hani bir maçta, bir hazırlık maçında da Başak'la oynayabilirsin. Çünkü onun belki Ebru'yu oynatırsın, yana Başak'a koyarsın. Çok tabii. İyi kesici, çok iyi mücadele. Belki bir oradaki agresifliği arttırabilirsin. Ya bir görmek lazım. Hani bir şans verilebilir mi Başak'a? Verilebilir yani. Çünkü Formgate'de bank oynayan bir oyuncu. Tabii, ve şampiyonla tabii. Oynayan bir oyuncu da orta sahada oynamak kolay bir iş değil ki. Tabii yani. Tabii. Yani orta sahanın yükünü çekiyor. Hamal tabir edebileceğimiz evet. Oyunculardan birisi. Ben beğendiğim bir oyuncu Başak. Zaten Selda her dönem gider yani hocam. Evet. Yani Selda'yı yazmasa milli takıma kesin gidecek bir oyuncu. Evet. Bir de Gülbin var. O da zaten milli takımdan, yani transfer edildiğinde de milli takımdaydı. Evet, Gülbin. Yani bence hani ben şahsi fikrimi söylüyorum hocam. Bu konuda hani siz yorum yapmayabilirsiniz teknik direktör olarak. Milli takıma Formgate'den daha fazla oyun çağrılmalı diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm. İnşallah öyle olur. Hocam şimdi tabii bu sezona geldiğimiz zaman gerçekten iyi bir kadro kurdunuz. Ama sezona kötü başlangıç vardı. Şimdi bu kötü başlangıç işte Fenerbahçe yenilgisi geldi. Ama Fenerbahçe de iyi takım tabii. Ne dersiniz? İlk başta kötü başladı, sonra toparladınız yine. Şöyle, şimdi sezona tabii ki yani zaman geçtikçe bazı şeyleri daha net görebiliyorsun. Tabii. Yani bazen yapmış olduğumuz transferler, işte bir ay çalışabildik, 35-40 gün gibi bir süre. Şimdi maç oynamadık, hazırlık maçı yapma şansımız çok olmadı, oyuncuları çok göremedik. İşte aldığımız oyuncuları antrenmanlara göre değerlendirdik. Tamam. Ama maç ortamında değerlendirdiğin zaman mesela ilk haftaki kadro çok değişti. Eksiklerimizi başkasıyla kapatmaya çalıştık. Ha, bu oyuncuların kötü, evet bizim oyuncularımızın hemen hemen hepsi doğru transfer ve iyi oyuncular. Ama ister istemez bazen şablon değişebiliyor. Mesela Fenerbahçe maçında oynadığımız 11 şu anda çok farklı bir yere gitti. Savunma kurgusu çok farklı bir yere gitti. İşte demin onu söylediniz. Milli bazen oyuncu. Üçlü bazen dörtlü oynuyorsunuz değil mi hocam? Maçına göre. Şöyle mesela Fenerbahçe maçına üçlü çıktık biz. Hani niye bizim üçlü kenar oyuncularımız çok iyi. Üç tane de iyi stoper. Yani Olga gibi, işte Maria gibi iyi oyuncumuz var. Stoper'de Luba var. Luba vardı, Rut var, işte Medine var. Yani geçen sene zaten bunu oynadık. 6 maç oynadık ama baktık ki yani biraz daha böyle şey oluyor. Dörtlüye döndük. Zaten 4-4-2'yi de biz çok iyi oynuyoruz. Yeri geldi dönüyoruz 4-2-3-1 gibi. Yani şey değil, Sini diye bir oyuncumuz vardı. Hani ilk maçta oynattık. Biraz takım olarak zaten o gün biraz farklı bir yani oyun oynayamadık. Hani o günün bir açıklaması var mı desen, bende yok. Hani çünkü biz sürekli ayağa pas, işte top rakipteyken takım halinde hareket eden bir ekibiz. Tabii. O gün ya atmosfer ve Fenerbahçe maçının ilk maç olması bizim üzerimizde baskı mı yarattı, oyuncular üzerinde baskı mı yarattı? Ya bir de ilk haftalarda, ilk maçlarda hocam olur ya, her şey olur. Yani daha takım oturmamış.
puan yok ortada. Puan yok. Beraberlik rakibi yarıyor mu? Evinde oynuyorsun. Evet, mutlak evet. Galibiyet parolasıyla tabii. Çıkıyorsun. Ya belki beraberliğin yarayabileceği bir maç ilerleyen dönemde evet. Ama o zaman işte ne olduğunu göremiyorsun. Göremiyorsun yani. Ama ondan sonra tabii bir Ahmet beraberliğinden sonra takım toparlandı. Yani. Ya Ahmet maçı mesela çok iyi top oynadılar. Hani futbolda da bazen bir şeyleri görmek için puan mı kaybetmek lazım onu bilmiyorum ama hani Ahmet maçı 10-0 5-0 ilk yarı içeriye 3-4 tane rakibin pozisyonu olmadığı bir maçtı yani. Ama işte olmadı mı olmuyor, bir tane talihsiz bir gol yedik arkasından, hiç olmayacak bir gol geldi mesela, çok basitlere kaçtı. Ama oradan sonra bir işte tam da bunu söylüyorum yani, lig uzun, kadın liginde puan kayıpları olabiliyor, erkek ligine göre daha çok olabilir. Tabii. Burada daha ivmelenmeyi mesela biz şimdi toparladık. En zor fikstür bizim fikstürü yani. Tabii. Ya şimdi bu ALG maçını geçtiğimiz çok, zaman çok zor bir fikstür biz var. Biz Beylerbeyi, Fatih Vatan tabii. Olsun, Beşiktaş olsun. Hocam Hakkari Gücü bile, ben o maçı statta izledim. İyi takımdı yani. Yani. Yani bir sürü yabancısı vardı. İyi takım kurmuşlar. İşte demin sistem söyledin. İlk yarıda 4-4-2 oynadık. 4 yani değişiyor işte. Bazen evet. 4-3-3 gibi. 4'lü savunma oynadık. İkinci yarı 3-5-2 oynadık mesela. Evet. Gülbin ön libero'yu aldık ve çok da güzel top oynadı. Aynen. Yani. Gülbin zaten bir atak başlamacında gol attırdı çok, çok yani. Çok iyi top oynadı mesela. Evet. Hatta biz onunla da konuştuk. Golü atan oyuncu sol bek başlamamış mıydı hocam? Sol kenarda. Evet. Değil mi? Sol kenar evet. Başlamıştı. Sağ kenarı aldınız ikinci yarı. İkinci yarı yanayı evet. O tarafa aldık. Evet. Bek'i aldık kendisini. Rafa da çok iyi futbolcu. Ya işte bak şunu söylemek istiyorum. Rafa'yı mesela sezon başında aldığımızda iyi futbolcu diye aldık. Her birimizin onayıyla alındı ama antrenmanlarda olsun, işte Zlatibor'da olsun bir kumaşı var. Hep bir yerde böyle sanki böyle kalıyor gibi. Yani biz de hocalar arasında konuşuruz ya acaba yanlış falan ama gerçekten çok karakterli bir oyuncu. Niye karakterli? Bir oyuncu ya formayı sen vermiyorsun. Oyuncu kendi alıyor. Kendi saygınlığını kendi yaratıyor. Ben her zaman kendisine de teşekkür ettim. İlk maç yedekti, ikinci maç yedekti. Ama oyuna her aldığımızda hiç böyle yedekliği sorun etmedi. Oynadı ve o formayı kendisi aldı. Aldı, şimdi de devam ediyor. Ben oyuncularıma hep bunu söylüyorum. Yani biz tabii ki biz de hatasız bir kadro yapamıyoruz. Yeri geldi 3 hafta öncesini diyor ya keşke böyle olsaydı. Deneme yanılma. Bu performans işi var, yani tamam. Oyuncunun performansı 3 hafta önce farklı oluyor. 4. hafta farklı oluyor. İşte Rafa bunun en canlı örneği. Yani yine Maria diye çok iyi bir oyuncu. Ama birkaç haftada bir hastalığı oldu. Bu aralar bir salgın dolaşıyor. Mesela onun bir düşüşü oldu. Ya o düşüşte başka bir oyuncuyu katabiliyorsan o zaman takım oluyorsun ve o hasarlı dediğimiz bölgeyi kapatıyorsun. Evet. Hocam zaten sizin bu sezon en iyi yaptığınız şey kadroyu kordunuz. İskeletini bozmadınız. Şimdi bak Armisa, Sladiana, Ola, Odinyuk zaten çok iyi bir oyuncu gerçekten de. Selda, Haydirut, Başak, ondan sonra Yana, Medine, İpek, Beyza. Bunlar takımın iskeleti. Evet. Yani siz bu kadronun iskeletini korumakla bu sezonu bence en iyi hareketini yaptınız yani. Bunun faydalarını görüyorsunuz ve alınan oyuncular da gerçekten iyi oyuncular. Şimdi yani Rafa sağda, Olga solda, Santrfor'da da Armisa yani kesinlikle. İnanılmaz bir kadro. Ben çok beğeniyorum. Artı yani Sladiane Bulatovic. Yani erkek ligine koyun oynar bence hocam. Bu kadar hem güçlü virtüöz gibi gerçekten çok iyi bir oyuncu. Takımın beyni yani bence. İyi oyuncu. Çok iyi bir oyuncu yani. Ben çok beğeniyorum. Hocam bu üçünün böyle anlaşması çok iyi yani mesela saha içinde. Mili geldi. Milika. Oraya da geleceğim de yani Olga, Sladiana bir de Armisa Kuçun yani anlaşmaları saha içinde çok iyi. Yani şimdi, sanki aynı şey kaptan çıkmışlar gibi. Çok ilginç. Ya şimdi şöyle bu saydığınız kadroda geçen sene birkaç tane oyuncumuz gitti. Ben yine söylüyorum. Biz takım halinde hareket ettiğimiz ayrılanlardan zaman, hani evet. Ben Marcano'ya biraz evet. Üzüldüm hocam. Çünkü o da Marian Avat da bayağı bir Marian da iyiydi. Şii de çok iyiydi mesela. Ena Şii stoper olan. Bibi diyorum. Kimdi? Moyer'i diyorsun. Evet. Şii'ydi. Evet. O da stoper oynuyordu. Mimo diyoruz Marian. O da çok iyiydi. O sakatlanmıştı değil mi hocam? Yani, sakatlandıktan sonra. Ama onların yerine de onlar kadar ve hatta onlardan daha iyi oyuncular aldık. Ama tamam. Ben yine şunu söylüyorum. Bizi geçen sene ben devraldıktan sonra ayakta tutan en önemli unsur top. Zaten bizim yediğimiz goller futbol oynamak istediğimiz için
arkadan oyunu kurmak, oyunu ikinciye, üçüncü bölgeye taşıyıp sonuçlandırma adına çalıştığımız için hata yapma şansına çok fazla sahipsin. Niye? Bir, iki tam geçiş yapacaksın. Atıyorum basit bir top kaybından zaten yediğimiz gollerin çoğu böyle. Ya biz şunu da yapabiliriz. Vur işte ikide, üçte devam et düşenleri. Biz bunu yapmıyoruz. Biz hata yapalım ama futbol oynayalım. Ama gelen insanlar kadın liginin, kadın futbolunun. Çünkü futbol ayağı pasta güzel. Evet. Yani yoksa bu degacı dikelim. En iyisini gidelim. Yapıyorsunuz hocam. Yani bu şekilde oyunculara da katkısı. Şimdi takım halinde top rakibe geçtiğinde birlikte hareket ettiğimiz zaman biz çok güçlüyüz. En iyisini yapıyorsunuz hocam. Şimdi yani bakıyorum ben Türk futbolunda, erkek futbolunda inanılmaz. Yani 1-0 öne geçiyor adam. Ya ondan sonra yat Allah yat. Maçı yatarak bitiriyor. Yani bunu insan üzülüyor hocam. Biz içeride oynayamadık yani. Bir oynadığınızın bir anlamı yok yani. Biz içeride ilk maçı oynayamadık yani. Siz de geldiniz. Yani bizim rakip zaten Fenerbahçe. Yani saygı duyduğumuz Türkiye'nin zaten büyük kulüplerinden biri. Yani bizler burada oyun oynayacağız ki. Ben yine bak ben canlı örneğini söyleyeyim. 1-0 önde olduğumuz maçta oyuncu sakatlandı dışarı al dedim masöre. Yani biz böyle yaparsak bu iş olur. Yani içeride sakatlan yat oyunu domine et. Yani ben 1-0 iken yapıyorsam öbürü 1-0'den yapıyorsa bu futbol hiç, gelişmez hiç ki yani. Gelişmez. Ben öndeyim ne yapayım vakit geçireyim. Sen bitmez ki bu yani hatta. Yok yok bitmez. Yani gelen hocalara da ben bunu söylüyorum hocam. Yani futbolu oynatmak gerekiyor. Oynatmadı mı futbol güzel olmuyor. Yani yat kalk yat kalk. Yani bu nedir ya hocam? Birincilikte özellikle 1-0 öne geçiyor. Ya maçı yatarak bitiriyor ya. İnanılmaz. Biz yani şey maçından mesela çok hakikaten yani o yenildik ama Fenerbahçe maçı benim için yani golü attık. Tam böyle 10 dakika var. O arada belki bir tane değil iki tane bulacağız. Oyun oynanmadı ya. 3 dakika sahada top durmadı. O biri yattı. Öbür arkadaş yattı. Hakeme de dedim ki ya hocam dedim hani burada kararları sen veriyorsun biz saygı duyuyoruz ama senin de net bir şekilde yani bir takım oynamak istiyor bir takım oynamıyor. Lütfen dedim yani bunu sen dedim oynatma adına dedim buna müsaade etme dedim ama bir türlü sonuç alamıyoruz yani. Ya o sıkıntı hocam ya genel anlamda Türk futbolunun sıkıntısı. Yine ben bunu bağımsız olarak söylüyorum hani kendi düşüncem. Burada da en büyük suç hakemlerin. Hakemler maçın temposunun düşmesine katkı veriyorlar. Yani oyuncu yatıyor ya o da başında duruyor işte kaldırmıyor filan. Halbuki yani maçın başında o etkiyi gösterse oyuncuya oyuncu yatmaz. Ama göstermiyorlar. Onların da işine geliyor tempo düşünce. Ben bunu hep söylüyorum yine söylüyorum. Hakemler şöyle kötü niyetli tabii ki değildir ama hakemlerin şimdi bir şey gözlemlemesi lazım. İlk 5 dakikada zaten 10 dakikada olay çözülür. Çözülüyor. Evet. Hakemlerin burada inisiyatif alması lazım. Sorumluluk alması lazım. Yani kimin ne yaptığını görüyor. Yani evet. Burada yani biz bir şey söylediğimiz zaman bize hemen geliyor. Tak ya hocam ya biz hakkımızı veya sana bir saygısızlık yapmadık. Ve ben şuna çok karşıyım. Oyuncu küçük bir sakatlık geçiriyor. Ben diyorum ki kafa travması hariç oyuncu sahada niye kalıyor? Ya buna bir kural getir. Alalım. Sedye girsin. Çıkarsın. İyi niyetli ve kötü niyetli oyuncuyu görebiliriz. Sedye çıkarsın bak bakalım 30 saniye sonra takımını yalnız bırakma. İçeride 3 dakika tedavi oluyor hocam. Yani içeride aynen. Tedaviyi bence kaldırmak lazım. Ya o sorunlar Türk futbolunda çok büyük hocam. Yani erkek futbolunda genelde görüyoruz maalesef. Ya hocam baldırına darbe alıyor. Sağlıkçı giriyor fıs 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 fıs. O zaman al sedyeyi dışarıda yap. Oyun temposu seyirci oraya kadar gelmiş. Seyirci futbol oynamak izlemek istiyor. Tabii. Keyif almak istiyor. Avrupa'da İngiltere'de herkes bu bilinçte. Kimse yatmıyor. Hakem oyunu durdurmuyor. 72 dakika oyunda kalıyor bizde 40 dakika. Ya çok düşük. Aynen hocam haklısınız. Şimdi transferlerden devam edersek hocam yani Mijatović var. Gerçekten çok kariyerli bir oyuncu. Sizde sezon başından bu yana temposu düşük olsa bile benim izlediğim kadarıyla bazen temposu çok düşüyor. Çok istenen verimi vermese bile siz sürekli oynatıyorsunuz. İlk 11 oynatıyorsunuz. Çünkü kariyerli bir oyuncu. Ya şimdi şöyle gerçekten bu tempo konuştuk ama son 2-3 maçtır inanılmaz böyle takım için kendisi için çünkü çok hırslı bir oyuncu yani böyle yenilgiyi kabul eden bir tip değil ve takım arkadaşlarına da önderlik yapıyor takım arkadaşları da şimdi onu kabullenmeye başladı kabullendiler iyi oyuncu bence temposu düşük değil
Hatta bu Beylerbeyi maçında çok iyiydi yani tempo anlamında. Ama bir sakatlığı var diye biliyorum bu daha öncesinde. Şimdi toparladı biraz dizinden sıkıntısı var. Şu anda bir sakatlığı yok ama biraz daha profesyonel oyuncu. Yani yaşı da var. Kendini biliyor, kendini tartarak oynuyor. Ama şu anda bence temposu çok iyi ve bir kere futbola çok yatkın. Hani yetenekli dediğimiz hani topu zaten çok seviyor. Zaten bayan futbolunun star oyuncularından tabii, biri değil tabii, mi hocam? Yani iyi bir oyuncu. Hocam tabii bir de şey var. Finlandiyalı oyuncu Sini Laaksonen. O da hani geldiğinde ben de daha önceden bir bakmıştım falan videolarına. Gerçekten önemli bir oyuncu. Onun katkısını nasıl görüyorsunuz? Takım? Şimdi işte tam ilk maçta mesela Sini ile oynadık, başladık. Öyle karar aldık. Yani o maçta mesela kendisi de biliyor. Kendisiyle de konuştuk. İyi bir performans sergilemedi. Çünkü kendisi gibi oynamadı. Ya işte buradaki... Çünkü şöyle bir şey var bu ligde. Türkiye Ligi'ni çok basit görenler var. Değil ama mi? Sahaya çıktıklarında bu ligin böyle olmadığını... Anlıyorlar. O zaman iş daha farklı yere gidiyor. Yeni katılan arkadaşlar da. Sini tabii böyle bir düşünceye sahip değil ama... Sini o günkü performans anlamında çok düşük kaldı. Ama Sini'yi niye tercih ettik? Dediğiniz gibi videolarda alıyor, temiz oynuyor. Evet, gerçek bir 6 numara gibi oynuyor. Yani servisini yapıyor, pas ve desteğe geliyor. Yeri geldiği zaman 1-2 uzunu oynuyor. Mesela bize Olga gibi kenar oynayan işte Maria gibi oyuncularımızı tercih ediyorduk, ediyoruz. Şimdi onlara da net paslar atacak düşüncesiyle başlattık. Ama toparladı, kendisiyle de konuştuk. Bir de o bölgede de bizim Türk statüsünde oyuncularımız var. Bir statü var. Onun bölgesinde de bir yoğunluk var. Yoksa Sini iyi bir oyuncu ve çok çalışkan, çok da kişilikli, karakterli. Takım da çok seviyor. Zaten kuzey futbolcuları da çok disiplinli. Aynen öyle. Takıma uyum sağlıyor. Yani bizim hatta bize geliyor hocam eksiğim. Biz kendisini anlatıyoruz. Bize çok saygı duyuyor. Biz de ona çok saygı duyuyoruz. Yani iyi bir karakter yani. Hocam bir de lider oyuncular oluyor tabii takımlarda. Hani Selda'yı bir tarafa bırakıyorum. Onu soracağım da. Şmatko var yani defansta. Şimdi ben onu takip ettiğim zaman erkek gibi çok sert, sağlam, toplara çok iyi vuruyor. İyi bir sol ayağı var. Defansta da liderlik yapıyor. Stoper, şef stoper dediğimiz bir erkek futbolunda. Yani Şmatko da benim hoşuma giden oyunculardan biri. Zaten Ukrayna milli takımında da karşı karşıya oynadık. Şmatko lider bir oyuncu gerçekten. Zaten oyuncunun background'u var. Yani geçen sene Galatasaray'da biz, bir önceki sene bizde. Evet, evet. Demek ki yani şampiyonluğa katkı sağlıyor ki tercih ediliyor. Çok iyi bir transfer. Yani bu transferleri yapanlar başta Doğan Kaya ve hepiniz, ekibiniz olarak gerçekten kutlamak lazım. Yani nokta transferler yapmışsınız hocam. Evet. Yani lider oyuncu, gerçekten lider oyuncu. Arkada o dörtlü savunmanın arasında en tecrübeli ve orada o takım arkadaşları biz görebiliyoruz yani takım arkadaşları da ona karşı o şeyi görüyor. Orada organizasyonu yapabiliyor yani değişimleri yapabiliyor. Yeri geldiği zaman kısa, yeri geldiği zaman ne zaman uzun oynayacağını biliyor yani şey bir oyuncumuz. İyi bir oyuncu yani. Lider oyuncu dediğiniz gibi. Hocam tabii her hocanın takım içinde bir el ayağı olur. Yani Selda herhalde değil mi? Sizin de Selda Akgün. Selda. Tecrübesi var, karakteri var, kişiliği var, milli oyuncu. Yani olmayan hiçbir şey yok Selda'da da. Evet, Selda'nın zaten takım üzerinde etkisi var. Yani futbolda var, abilik deriz ya, ablalık yapıyor. Keza kendisi de öğretmen, hoca arkadaşımız. Yani Selda'nın takım olarak Selda'ya karşı bir zaten büyük bir saygı var. Kendisi de oyunculara karşı aynı. Selda gerçekten gününde olduğu zaman iyi bir kaleci. Her kaleci hatalı gol yiyebilir. O olur hocam. Futbolun içinde hatasız. Yani nasıl ön tarafta kaçırdığımız gol bir hata değil gibi gözüküyorsa aslında bakarsanız hata. Ama Selda'nın yediği gol basit bir gol de işte basit gol. Yani futbolun içinde bunlar var. Bunları kabulleneceğiz. İyi taraflarına bakacağız. Kendimizi oyuncumuzun en iyi yönlerini şey yapacağız. Zayıf yönlerinde çalışacağız yani. Çünkü ben yine söylüyorum Selda milli takımda şu anda yaşı da 31 diyebiliyorum ama 4-5 sene daha çok rahat oynar. Çünkü background'u iyi, ayakları temiz. Dediğiniz gibi milli takım kabullenmiş, kulüpler kabullenmiş. Selda iyi bir lider. Ya futbolu da burada inşallah bırakır artık. Bu sırada rakiplerin bile saygı duyduğu bir oyuncu yani onu söyleyebilirim. Aynen çok yani şimdi maçlarda görüyoruz hakikaten rakipler de saygı duyuyor. Futbolu da burada bıraksın. Burada bırakmak yakışır.
Bir Selda'yı da bir yayına almak isteriz hocam buraya. Onu söyleyeyim inşallah. Bir gün ayarlayalım. Kaptan hani ben de gerçekten çok beğeniyorum. İyi bir oyuncu. Lider bir oyuncu hakikaten de Selda'da. Hocam kadın futboluyla bitirelim. Yani gelişimi nasıl görüyorsunuz şu anda kadın futbolunun? Yani benim takip ettiğim dönemden bu yana her sene yukarı doğru bir ivme var çıkan. Şimdi bu sene, geçen sene Şampiyonlar Ligi tek bir takım gidiyordu. Evet. Bu sene birkaç kere görüştük, kesin mi falan muhabbeti oldu. UEFA'ya da koymuşlar. Yani bu sene birinci ve ikinci, biri Şampiyonlar Ligi ve bir UEFA. Bu kadın ligine verilen değer. Kadın ligi bence önümüzdeki senelerde çok hatta önümüzdeki seneden başlayarak geriye kalan bu kısmı, sene bu seneden başlayalım. Bu yani. sene de çok güçlü. Evet. Hakkari Gücü bile yani gerçekten güçlü bir takımdı. Tabii. Yani bir kere Hakkari deplasmanı zor. Çok zor bir deplasman. Tabii. Atmosfer olarak işte yol gidiyorsun. Hani biz tabii. Mesela geçen sene Hakkari maçının sıkıntısını yaşadık. Niye? Uzaktı. Kar nedeniyle ertelenen maçtı. Arada bir maç. Ertelendi. Hocam. Gittik, geldik. Karagümrük'e gittik. Karagümrük'te mesela biz oyuncu anlamında hiç birbirimizi hani analiz etsek bu maçın bir analizi yok dedik. Yani yorgunluğa bağlı yol kötü ama maç. Gerçekten kötü bir maç. Hakkari onun için onlar da futbola çok değer katıyor. Çok güzel bir şey yani. Kadın Ligi bence bu sene dediğiniz gibi bu sene de zaten bir kaliteye ulaştı. Önümüzdeki sene ile birlikte bir de Avrupa var şimdi. Yani Avrupa'ya da gidiyorsun iki takım. Belki seneye tabii. Diyecekler ki üç takım. Üç olacak belki. Üç olacak. Bu bizi de çünkü niye hedefsiz olmak kadar kötü bir şey yok. Şimdi geçen sene olsa biz de UEFA'da temsil edeceksin. Evet. Geçen sene olmadı. Bir takım bu sefer başarılı gözüküyor. UEFA'ya Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bir takım zaten şampiyon olacak. Ama dediğiniz gibi sonuçta ikinci oluyorsun. Ama Formgate'in tabii ki hep şampiyonluk ama UEFA geldiği zaman en azından bir hedef oluyor. Yani biri kovalarken tabii, ikiyi de kovalıyorsun. Tabii, aynen. Yani onun için gerçi ülkemizde ikinci her zaman için başarısız gösterilir ama ben öyle düşünmüyorum. Ya ikinci hocam. Şöyle dediğiniz gibi Şampiyonlar Ligi olduğu için oraya gidiyor. O atmosferi yaşıyorsun. O marka değerini kazanıyorsun. Ama sonuçta bunu en üst düzey takımlar bile UEFA'da Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen UEFA'ya gidiyor. Hani kötü bir lig olsa niye koyuyorlar? Daha çok maç oynansın. İşte yatırım yapan kulüpler o havuzun içerisinde olsun diye. İşte biz de ikinci, üçüncü, birinci neyse olduğun zaman o havuzun içinde oluyorsun. Tabii. Yani sonuçta bir maç yapıyorsun yani. Ya hocam aslında hani takip etmeyenler için bu yayından sonra takip edenler bakabilir. İşiniz zor. Hani futbolda bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gerçeği var. Erkeklerde. Bu aynı şekilde bayanlarda da var. Bu dört kulübün bayan takımları da güçlü. Yukarıya oynuyorlar. Şampiyonluğun en güçlü adayları ve siz burada onlara kafa tutmak derdindesiniz ve bunu da yapıyorsunuz, tutuyorsunuz yani. Bu sezon işte Beylerbeyi gibi, ALG evet. gibi takımlar var. Onlar da güçlenmiş, bayağı iyiler. Yani bayağı sert bir lig geçecek hocam. Bu sezon şampiyon olan takımı gerçekten de böyle el üstünde tutmak lazım. Şimdi mesela lazım. Trabzonspor geçen sene biraz daha hani uzak kaldı şeyde. Ama bu sene mesela iki tane maç yapıyor. Biri Beşiktaş, biri Fenerbahçe. İkisine de duranlar yani 1-0 1-0 bitiyor. Trabzon'da da bu sene için bir güçlü bir kadro kurdular. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray zaten bunlar taraftarı olan büyük camialar. Yani takımları. Camialar zaten şampiyonla oynuyor. Biz de Formgate olarak sağ olsun dediğiniz gibi başkan olsun, Yalçın başkan olsun, Doğan olsun. Biz de bir Ankara'yı temsil eden evet, aslında biz evet. de camiayız. Çünkü Ankara tabii, gücü taraftarı tabii. olsun bütün tabii. Ankara sporlu seyirciler bize çok büyük destek veriyor ve çok iyi sayı oynuyoruz yani şey yaptığımız aynen. zaman. Ya yeni kentin uzak büyük. Olması zaten evet. bir problem. Evet, yani evet. o insanların gelme açısından sıkıntı. Ama Beylerbeyi Tahir Başkan mesela o da yatırım yapıyor. Tabii. O da şampiyon oynuyor. İyi bir kadro. ALG her sene içinde. Tabii. Bence 6-7 tane takım Süper Lig'de şampiyonla oynayan 6-7 takım yoktur yok, erkeklerde yani. Yok mümkün değil olmaz. Dediğiniz gibi hani maçlar Yenikent'te oynanıyor. Stat çok büyük, çok seyirci görünmüyor ama bakıyorsunuz bayağı bir kapalı tribünde ama. Seyirci oluyor yani. Biz bunu Yalçın Başkan'la çok konuştuk Atilla Kiper'le. Evet. Keşke merkezde bir saha olsa diye düşünüyoruz. İşte önümüzdeki dönemde bunun da olacağına ben inanıyorum. Merkezde bir stadyum olursa yani seyirci full olur. Orası stat güzel olur.
destekli çok olur diye düşünüyorum ben. Biraz yeni kent uzak kalıyor hocam. O yüzden de taraftar sayısında düşme oluyor. Evet. Ama tabi orada da bir tesis var. Onu da Büyükşehir Belediyesi değerlendirmek zorunda. Yani çöpe atamazsınız. Fomgett de orada maçlarını oynuyor. Şuradan da bir artı, Fomgett'in orada maçlarını oynaması stadın sürekli bakım halinde olması evet. demek. Tesisin bakım halinde olması demek. Bu da Ankara'ya bir katkı demek yani. Ya orada zaten Çankaya Spor da oynuyor. O da oynuyor. Türk Metal'de oynuyor. Hacettepe eski. Yani zeminde yani çok kaldırıyor mu kaldırmıyor, bozuluyor. Bozulma var. Ama var. Dediğiniz gibi uzak yani uzak. Sizin antrenman yaptığınız sahada Çankaya'da yapıyor mu hocam? Evet şöyle o bizim antrenman yaptığımız saha geçen seneki saha tamamen revize oldu. Revize oldu. Çok güzel oldu. Güzel şu an. Evet. Ama işte 5 antrenman biz yapınca geri geliyor ter antrenmanıyla 6 oluyor. 5-6 onlar yapınca 12 antrenmanı saha ister istemez kaldırmıyor. Yani dediğiniz gibi ama bir şekilde Çankaya Spor'da sonuçta bu Ankara'nın bir takımı. Evet. Onlar da yani yapmak zorunda. Birlikte bir şekilde koordineli bir şekilde götürüyoruz yani. Evet. Hocam vallahi sağ ol geldiniz ağzınıza sağlık. Konuştuk. Başka söylemek istediğiniz benim sormayı unuttuğum bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Yok zaten bütün hemen hemen ele aldık. Benim söylemem gereken en önemli şey yani kadın futboluna bence destek sponsorluk anlamında biraz daha biraz değil daha artmalı. Devlet desteği, federasyonun kadın futbolunun gelişimi için daha iyi projeler sunmalı, birlikte hareket etmeli. Bu şekilde yani Türk futbolunu bir yere getirebiliriz. Yani yabancılar da buraya çok büyük değer katıyor. Evet. Türk oyuncularımız şu anda bizim işte altyapı kültürü olmadığı için belki bugün yabancı oyuncu çok fazla. Ama biz bunu oturtursak bugün 10 tane yabancıyla oynarsın 8 tane. Yarın 6'ya düşürürsün. Ama bu boşluğu doğru değerlendirmemiz lazım. Ya şimdi biz şampiyon olduk. Galatasaray şampiyon oldu. 8 yabancısı var. İşte 3 tane Türk'ü var. 5 de oynayabilir. Tercih ediyordur da. Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde orada da bir şey yapabiliyorsak o evet. zaman ivmelenmişiz demektir. Yani onun için bence birlikte hareket edebilirsek federasyon biraz daha projeler üretirse başarılı olacağız inşallah. Yani ana hatlarıyla destek istiyorsunuz. Kesinlikle. Yani sponsor desteği, TFF'nin desteği önemli. TFF biraz o buraya yöneldi ama az tabii ki. TFF'nin desteği bence az geliyor buraya. Bazı kulüpler çekildi yani maddi. Evet, yani evet. Çok az takımla oynanıyor. Yoldur, yani. Oteldir. Hani biraz daha TFF'nin buralara bu tip imkan olmayan veya bu sektöre hizmet etmek için uğraşan insanlara da destek verirse yani takımlar da geri çekilmek zorunda kalmaz. Yani şimdi Ereğli çekildi. Yıllarca kadın futbolunda evet, var benim evet, bildiğim kadarıyla. Var. Şimdi böyle bir kulübün kapanması ya en azından bu tip kulüplere biraz daha destek verilip ayakta tutmak adına yapılabilir mi? Hani bilmiyorum. Ya hocam masraflarını TFF ödese, işte sponsorluğunu da belediye yapsa, yani Karadeniz Ereğli'den bahsediyoruz. Büyük bir ilçe gerçekten de. Sosyal bir ilçe. Ben de iyi bildiğim bir yer. Ya o ilçeye değer katan bir kulüptü. Ya biz gittik orada kalabalık. Yani insanlar tabii, maça geliyor. Maça yani. Geliyor. Ya bir aktivite. Sosyal proje işte hocam. Dediğiniz gibi biz bu hafta gittik Gölbaşı'na. İnsanlar ne güzel. Maça geliyorlar. Birincilik maçı Gölbaşı Giresun. Herkes gelmiş ailesiyle. Yani Gölbaşı için güzel bir şey. Yani aynen, herkes gelmiş. Aynen. Maça gelmiş. Yani çok güzel bir şey. Yani bence biraz daha böyle hani şey yapalım. Hani parayı biraz daha doğru kullanalım. Yani 1 milyar öyle. Doları 3 kişiye bölmeyelim. Bölüp, herkese dağıtalım. Yani 1 milyar doların yapacağı iş belli. 1 milyar doları 3 kişiye bölmek yerine ya 300'ünü oraya ver de 500'ünü dağıtıyorum bu tarafa ver. Yani biraz daha dengeli olursa o zaman çok iyi olur yani. Evet ya kesinlikle haklısınız hocam. Dengeli dağıtmak lazım. Altyapılara da tabii biraz önem vermek lazım. Yani Fomgett'in altyapısı da gelişiyor gitgide. Ben onu da biliyorum. Takip ettiğim kadarıyla. İnşallah daha da gelişecek diyoruz. Evet. Örnekleri şöyle kapatalım. Bir sürü örneği var. Yani hiçbir şey bilmiyorsak eğitimde olsun, futbolda olsun. Yani hiçbir şey üretemiyorsak modelleri alabilirsin. Yani bir tabii. Bayern Münih, bir Barcelona, bunlar hocam. Büyük kulüp Bayern örnek. Diyeceksin ki ya çok büyük. Ama işte büyük olmak böyle bir şey. Adam gelirinin diyor ki %10'unu diyor altyapıya aktaracağım diyor. Bu bir kanun gibi. Evet. Yani evet. Oradaki oyuncu oraya çıktığında da değerli hissediyor. Evet. Kötü sahada antrenman yaptırmıyor 15 yaşındaki, 14 yaşındaki bir hava katıyor ona. Ondan sonra işte Laval gibi oyuncular yetişiyor yani. Evet, evet. Bizler de bu kaynakları yani mecbur kılarak yaparsak o zaman bir şey olur.
Aynen aynen hocam. O modelleri Ajax, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, ya Almanya'daki aşağı yukarı kulüplerin yani hemen hemen... Futbolcuya verdiğin para bile değil, değil yani. Değil değil. Hepsi Almanya'daki kulüplerin hepsi örnek alınabilir. Mesela Rize Spor bu sezon bir çok iyi bir şey yaptı. Hocası dedi ki bir futbolcu az alın ama sahanın zeminini yapın dedi. Aynen. Ve mükemmel bir zemin var şu anda orada. Ya bu tip akıllı hamleler yapmak lazım hocam futbolu geliştirmek için. Yani futbolu geliştirecekse insanlar geliştirecek. İnsanlarda da akıl var. Bu akıllı kullanmamız lazım. Buralara kanalize etmemiz lazım. Bu zor değil. Bizde insan kalitesi var. Bir tek bunu kullanamıyoruz maalesef. Ya şöyle yukarıya çıkan aşağıyı unutuyor. Hepimiz evet. Aşağıdan geliyoruz. Yani aynen, ben ama şey amatör oynadığım akademiliklerinin zorluğunu biliyorum. Çok cüzi miktarlarda çalışan hocalar var. Şimdi yukarıya çıktık. Unutalım mı yani? Olmaz. Olmaz. Yani onun için futbolcu için de böyle. Futbolcunun değerli olması için illa A takıma çıkıp 10 milyon dolara imza attığında mı değerli olacak? Ya orada senin 13 yaşında 14'te onun beslenmesi var, yemesi var. Yani tabii, bize tabii. Gelen oyuncudan çoğu bisküvi yiyerek geliyordu. Ya bu şartları sunamazsın. Zaten sen kaliteli elit olmaz. Oyuncu çıkaramazsın. Olmaz, belli olmaz. Bir zaman sonra sakatlık geçirecek, kronikleşecek. Olmaz. Yani evet. Bunlar detaylı burada konular da. Size de tabii görev düşüyor hocam. Mesela siz dün gitmişsiniz Gölbaşı'nda maç izlemişsiniz. Çok iyi. Altyapıya sürekli gidip oradaki oyuncuları teşvik etmek lazım. Yani bunda yaptığınıza inanıyorum ben. Ya işte orada bir oyuncumuz var Azra, milli oyuncumuz. Şimdi burada dediğiniz gibi 17-10 birlik yok yani bir ara boşluk var. Oyuncu hani burada da oynayamadığı için orada oynayarak gelişimini tamamlaması lazım. Hem onu takip anlamında hem de evet, oralarda evet. İyi bir oyuncu varsa bizim kulübe kazandırabilir miyiz anlamında. Takip ediyoruz yani etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Hocam biz de başarılar diliyoruz. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi Homgate kadın futbol takımı bizim için önemli. Şehrimiz için de önemli. Çünkü biz erkek futbolunda şampiyon çıkartamıyoruz ama kadın futbolunda bir şampiyon. Evet, 2023 yılında 100. yılda Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon çıkarmışız. O yüzden bizim için değerlisiniz. Kulüp olarak, bireysel olarak. Kulübün yönetimi olarak değerlisiniz. Bunu bilmenizi istiyoruz. Ne zaman da ihtiyacınız olursa buradayız. Haber konusunda, yayın konusunda bir ihtiyacınız, desteğe ihtiyacınız olursa her zaman kapımız size açık. Bunu da açık olarak buradan söyleyeyim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Buraya geldiniz. Güzelce bir futbol sohbeti, Homgate sohbeti yaptık. Sağ olasın. Size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum abi. Ağzına sağlık. Sağ ol. Senin de ağzına sağlık hocam.